İnanç Bey'e tekrar merhaba. Şimdi yerel seçimlerde İyi Parti'ye Sayın Bahçeli işte bir canlı yayına gönderilen mesaj aracılığıyla ittifak, işbirliği her ne deniyorsa çağrısında bulundu. Onu da şu cümleyle özetle kurdular. Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına dedi Sayın Bahçeli, Sayın Akşener'e, İyi Parti'ye bu mesajıyla. Elbette ki yanıtlar geldi. Çanakkale Milletvekili'nden Sayın Uzdan yanıt geldi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Tolga Akalın'dan bir yanıt geldi. Ama tabii ki resmi yanıt Sayın Akşener'in ne düşündüğü önemli. Yansıtsa da bu açıklamalar, bu tepkiler, birazdan aktarırım o tepkileri de. Tabii önemli olan resmi olarak Sayın Akşener'in ya da Kürşat Zorlu'nun, parti sözcüsünün ne diyeceği. İnanç Uysal, elinizde kulis bilgi olduğunu biliyorum. Muhalif.com'da da yayınlandı diye biliyorum az önce. Nedir şimdi bu çağrıya İyi Parti'nin yaklaşımı? Bu çağrı nedir? Onu da konuşuruz. Cevabı 26 Ağustos'ta verecek Sayın Akşener. Aslında onun da hazırlıklı olduğu konu üzerinden gelen bir çağrı bu. Biz çok özür dilerim, araya giriyorum. Yani cevabı 26 Ağustos'ta verecek derken Sayın Akşener'in o çok merak edilen açıklaması zaten bu konuyla ilgiliydi de mi, yoksa araya Sayın Bahçeli'nin çağrısı olunca bir ek mi yapacak cevap olarak? Şöyle, buna bir ek yapacak muhtemelen ama zaten çok büyük bir ihtimalle, ben dün de yazdım bunu, daha önce de yazmıştım. Çok büyük olasılıkla İyi Parti'nin çok konuşulan, tartışılan siyaset zemini ve ekseni üzerine bir konuşma olacaktı 26 Ağustos. Bu zeminin de daha kapsayıcı, kucaklayıcı milliyetçilik üzerinden, yani etnisite ve Oktay Vural'ın ifadesiyle, dün yazmıştım onu da, Oktay Bey'le görüştükten sonra etnisite ve mezhep sorgusunun dışında Türk milletine, yani Türkiye'de yaşayan herkese hayrına olabilecek şeyleri üzerine kurulacak bir milliyetçilik diye. Geniş tanımlı bir milliyetçilik, işte yeni adı makul milliyetçilik, neyse. O tarz bir konuşma yapacaktı. Biliyorsunuz bunun çok kısa bir süre önce Tuğrul Türkeş bununla ilgili manifesto niteliğinde bir şeyler yazmıştı. Yani milliyetçiliğin yükselişi üzerinden böyle geniş tabanlı milliyetçilik tanımının uygulanabilmesi ve milliyetçiliğin işte çevrecilikle, insan haklarıyla dost bir tanımlamasının yapılabilmesi halinde çok önemli mesafelerin alınabileceğini anlatmıştı o da o manifestosunda. Bunun benzeri bir şey bekleniyordu açıkçası. Yani şöyle bir şey beklenmiyordu kesinlikle, yani işte siyasi vasiyetimdir. Bir daha kimse Halk Partisi ile ittifak yapmasın falan gibi bir cümle gelmiyordu. Öyle bir şey yoktu. Bunu çok net söylüyorlardı zaten. Hatta yine Oktay Vural dedikodu falan değil, direkt kodu, yani dedisi yok demişti. Şimdi böyle bir durumda Sayın Bahçeli'nin yaptığı insert tabii konuşmanın şeklini bir miktar muhakkak değiştirecektir. Bu buyurun. Buyurun devam edin. Ben sizdeki bilgileri alayım, sonrasında bir de MHP açısından da soracağım çünkü. Zaten asıl ilginç olan tarafı bence o taraf, yani MHP tarafı daha ilginç bence. Çünkü çağrının hem şekli hem yapılış şekli biraz değişik. Şimdi İYİ Parti tarafında net bir tavır olmamakla birlikte bir ittifaka eklemlenmek tanımlaması kesinlikle reddediliyor. Yani bu net, kesin. Yani biz geleceğiz, gideceğiz, Cumhur İttifakı'na eklemleriz. Bu kesinlikle reddedilen bir tavır. Ama gelişmelerin milliyetçilik ekseninde başka bir zemine oturma ihtimali var mı yok mu? Onlar daha zaman var, onu zaman gösterecektir. 26 Ağustos ona doğru giderken oturulup konuşulacak bir şey. Şunu net biliyoruz. Bir ittifak tanımlaması ve denklemine şu anda İYİ Parti'nin
geneli, teşkilatların da geneli, yönetimin de geneli ittifak şeklinde bir tanımlamaya karşı. Hı hı. Ama yine bir net şekilde biliyoruz ki stratejik işbirliklerini yerelde ve belli kazanımların sağlandığı yerlerde devam ettirmek ya da yenilerini yapmak ya da oralara oraları iktidara bırakmamak, nasıl tanımlarsanız bunu, onlara açık. Yerelden gelecek kendi dinamiklerindeki talepleri karşılamaya açık ama bunu bir ittifak haline dönüştürmek istemiyorlar. Zaten yerel seçimlerde bir ittifak hukuken teknik olarak mümkün değil, biliyorsunuz. Onlar gayri nizami yapılıyor. Yerelde bazen siz ittifak yapmıyorsunuz, halk ittifak yapıyor. Hı hı. Anadolu'nun birçok yerinde bunu halk yapıyor zaten kendi içinde. Şu an baktıkları yer burası. Yeni bir ittifak oluşumunun şekli, işte Milliyetçi Hareket Partisi tarafı açısından bakıldığında orası ilginç. Oraya gelmeden bir soru daha sormak istiyorum. Yani konuşmalarınızdan çıkardığım kadarıyla İyi Parti'nin böyle bir ittifaka girmeye, Cumhur İttifakı'na yanaşma, zaten Sayın Akşener'in de bu yönde çok net açıklamaları vardı. Böyle bir niyeti yok. Ama Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ aylar önce, seçimden sonraydı zannederim, İsmail Küçükkaya, Halk TV programcısı, gazeteci İsmail Küçükkaya programında yaptığı bir açıklama vardı. Demişti ki, belki yerel seçim öncesinde milliyetçi partiler, yani MHP de dahil, ortak bir adayla, bir milliyetçi işbirliğiyle seçime gidebilir yönünde bir açıklaması olmuştu. Şimdi şayet ittifak değil de stratejik işbirliği çerçevesinde İyi Parti bir aday gösterir, MHP de buna destek vereceğim derse, böyle bir işbirliği olabilir mi? Ya yani ona İyi Parti'nin yaklaşımı ne olur? Bu kaçınılmaz olarak mümkün. Yani ama şimdi buradaki asıl mesele şudur. Kim kimin yanına gidecek? Hı. Kim kimin adayını destekleyecek? Buradaki esas mesele bu. Ve milliyetçilik tanımları üzerinden baktığınızda burada en hani merkeze daha yakın, en son seçimde de bunu hissettirmeye oldukça çalışan taraf İyi Parti tarafı. Hı hı. Onların böyle bir talebi muhakkak olabilir eğer bu iş ciddileşirse. Yani burada yapalım. Hani illa istiyorsanız gelin buyurun denebilir. Hatta komşu olalım deyince evi siz taşıyın diyebilirler. Yani Evet. Bu... Siz bize komşuluk öneriyorsanız buyurun evinizi siz taşıyın diyebilirler. Bu Türk siyaset dili açısından çok anormal bir şey olmaz. Çok beklenmedik bir şey olmaz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ya da işte Türk milliyetçileri tırnak içinde partilerinin buna hep birlikte destek vermeleri de reddedilebilir bir teklif olmaz açıkçası. Peki Milliyetçi Hareket Partisi'nin böyle bir İyi Parti'nin adayına destek verecek şekilde bir işbirliğinde Cumhur İttifakı içinde bir rahatsızlık olmaz mı? Sayın Erdoğan'ın yaklaşımı ne olur? Yoksa şimdi zaten ilginç olan iki taraftan birisi burası. Birisi bunun bir canlı yayında bir programa gönderilen bir mesaj olması. Bana çok ilginç geldi. Yani kullanılan bir yöntem mi ben bilmiyorum. Hani siz daha iyi biliyorsunuzdur. Böyle bir yöntem var mı? Hiç duymadım, görmedim. 30 yıllık meslek hayatımda böyle bir şeye ilk defa denk geliyorum. Evet. Bu tarz beni çok, yani bana çok enteresan geldi. İkincisi de şöyle bir şey. Dikkat ederseniz orada bir ittifaka katılmaktan falan hiç bahsedilmiyor. Yani Cumhur İttifakı'na katılın da denmiyor. Şimdi daha önce evinize döndün dedik, dönmediniz diyor. Bakın bu sefer diyor evinize dönün demiyorum, komşu olalım diyor. Hı hı. Bu yani biraz okunması gereken bir mesaj. Sayın Devlet Bahçeli'nin tarzı da buna çok uygundur biliyorsunuz. Evet. Olduğu gibi söylememeyi Evet. Tercih eder kendisi bazı şeyleri. Ve bu da ona çok uygun.
Yani evinize dönünden komşu olalıma evrilmiş bir cümle bu. Sizce siz nasıl okuyorsunuz bunu? Ben Cumhur İttifakı'ndan bahsetmediği gibi okuyorum. Hiç Cumhur İttifakı'ndan bahsetmiyormuş gibi geliyor bana burada Sayın Bahçeli. Yani bunun sonuçları nasıl cereyan eder onu bilmiyorum ama ben okuduğumdan Cumhur İttifakı'ndan bahsetmediğini anlıyorum. Anladım. Peki döneceğim size. Sayın Taş'ın da bu konuda, konudaki yorumunu merak ediyorum. Daha önce evet evine dön diye bir çağrıda bulunmuştu Sayın Akşener'e ama o zaman hani şöyle yorumlandı. İşte altılı masa var. Bu masanın dağılması ya da çatlak olması.